Gülsün anne. Ben mi uyandırdım seni tatlım? Uyumuyordum ki. Hani geç gelecektin? Vazgeçtim. Sen ne konuşacaktın bakalım benimle? Çok merak ettim. Okulda yavru kuru seçildim. İzci olacağım. Oh, harika bir haber bu. Hafta sonunda Bursa'da kamp var. Gidebilir miyim Gülsün anne? Lütfen. Doğuşcuğum, geç kalıyoruz. Hazır mısın? Yapma böyle ama. Sen de beni anla. Şimdi kampa gitmen doğru değil. Neden ama? Bugünlerde evden uzak kalmaman daha iyi. Ama neden? Söylüyorum ya Doğuşcuğum, ısrar etme. Özür dilerim. Mahkeme yüzünden gerginim biraz. Asıl ben özür dilerim Gülsün anne. Unutmuşum. Ben içeride olacağım Gülsün Hanım. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Ne haber hala? İyiyim canım. Dün akşam yemekte konuşuruz diyordum, aklım hemen gitmişsin. Evet, bir işim çıktı da. Hala, şu vekalet meselesi ne olacak? Konuştuk biz onu Tarık'la. Doğuş bende kalacak. Yani Tarık Bey bir sorun çıkarmadı öyle mi? Hayır. İstese Doğuş'un öz oğlu olduğunu ispat edip bu evlat edinme işlemini de geçersiz sayabilir. Hiç sanmıyorum Mehmet. Zaten Doğuş da çok umurunda değil onun. Babam evde olacak mı bugün? Sanırım. Zaten evden çıktığı yok ki. Topluyor bir de arkadaşlarını, musiki icra ediyorlar. Ciddi misin? Tabii. Hatta dedem ut çalıyormuş. Annem öldüğünden beri uda elini almamıştı. İkisi birlikte meşk ederlerdi ben küçükken. Annem de babam da çok severdi udu. Zeki Müren'in bir şarkısı vardı. Neydi hatırlayamadım şimdi. Onu söylerlerdi. Gülsün Hanım, başlıyor. Tamam. Buyurun. Anlaşmalı olarak boşanmak istediğinizi beyan etmişsiniz. Yalnız ortada evlat edinilmiş bir çocuk varmış. Burada yazılana göre hanımefendi çocuğun velayetini almak istiyor. Bu kararınız hala geçerli mi? Evet efendim. Peki Tarık Bey, siz çocuğun velayetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet Tarık Bey, sizi dinliyoruz. İçiniz rahat olsun Mehmet Bey. Kararın değiştirilmesi yeni bir mahkeme süresi demektir. Karşı tarafın bu şekilde bir talebinin olmadığı, vermiş olduğu beyanda çok açık bir noktadır. En azından şimdilik. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. Gülsün. En azından birbirimize bir veda edelim. Ben hiç böyle olmasını istemezdim. Sanırım asıl şimdi yaşayacağız birbirimizin yokluğunu. Son bir yıldır yaptıklarına bir bak Tarık. Bizi bu hale sen getirdin. Şimdi de ne olur üzgün numaraları yapmaya çalışma. Şu an çok kırgın olduğunu biliyorum. Ama ben hep senin mutlu olmanı istedim. Öz oğlumu bile sana emanet ediyorum. Senden tek bir ricam var. Oğlumuza iyi bak Gülsün. Hadi alalım. Gidelim. Bir saniye Mehmet, konuşuyorduk. Konuşulacak bir şey kalmadı. Demin herkes son sözünü söyledi. Seninle hesabımız daha kapanmadı Mehmet Efendi. Ama çok yakında. Çok yakında. Geçmiş olsun. Hala. Bana düşmez ama çok acele etme bana kalırsa. Ben onu şimdilik senin çok yakın bir arkadaşın olarak görüyorum. Bir süre sen de öyle görsen iyi olur. Biliyorsun, daha dedeme Doğuş'u bile kabul ettiremedik. Belki de haklısındır Mehmet. Tekrar geçmiş olsun. Geldiğin için çok teşekkürler Mehmetciğim. Canım, ne yaptım ki ya? Ne oldu? Boşandık. Hadi geçmiş olsun. Gülsün. Gülsün. Biliyorum her şey çok üst üste geldi yine. Zamanlamam da çok yanlış ama... Levent ama... Lütfen. Şimdi hiçbir şey söyleme, sadece düşün.
hayatının sonuna kadar benimle olma düşüncesi sana nasıl geliyor? Beni evlenecek kadar seviyor musun? Bunu lütfen düşün. Kalkalım mı? Daha doğuşu almaya gideceğim. Niye Gülşah almıyor? Bir sorun mu var? Hafta sonu için izci kampına gitmek istedi. Ben de izin vermedim. Neden? Esra'nın durumu kötü. Bir şey olur falan, evde olması daha iyi. Hafta sonu, 2 gün. Bence gönder, kendine güveni gelir. Kötü bir şey olursa gidip alıp geliriz. Şimdiden çocuğu tedirgin etme bence. Ben de bir öğretmeniyle konuşmak istiyorum zaten. Nasılmış bu kamp bir öğreneyim dedim. Ah, ben söyleyeyim, çok eğlenceli. Özge okulda oymak başı olmuştu. Hala anılarını anlatır durur. Çocuklar için çok güzel bir şey. Bence izin ver. Of, senin ikna gücün çok kuvvetli. Umarım bu o yüzüğü takmana karar vermeye de sebep olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.